Ekrem Bedir kardeşler çekiyor bizler böyle. Meyve sahibi, senin gidici meselesi var ya. O da hasrı başları. O şey okudu. Bilmiyorum şey çeken böyle. Sultan biz bahseder. Elif kardeşi gel, Elif kardeşi bir yer şöyle oturuyor, oturuyor gel diyor. Sen bak oğlum, bu oyuna yer veriyor o şeyine. Elif kardeşi sultanıydır o. O da diyarı gelmiş maşallah. İlhan mı diyarı kim o? He? İlhan değil mi? Evet, en yüksekten. Öyle. Var mıdır abi? Yüksek olmasaydı üstadlara gelip cemaatler kurmaz. İkinci yüksek daha. Osmanlı yüzü sürdü. Güzel mi oraya bakıyorsun? Ama öyle değil mi? Öyle. 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 İnsanlar o vayet, Allah Allah, ben size o vayetinden de okuyayım. Okurken öyle bir açıldı ki yani. Yani güzel böyle. Gidip bütün gittiğim yerlerde azarı böyle çok o bahçe okuyayım daha iyi. Yine o bahçe okuyayım burada. He? Şöyle bir şey benim zihnime geldi. Evvela motorüyle müsaadeleriyle. Hem abi, hem abi, hem abi, ilahi. Şimdi mesela din dersleri var hani. İlahi din dersleri. Yanında diğer fakülteler var. Tıp, din, ders. Mühendislik, fizik, kimya, sahipler. Demek din dersleri. Bunlar için hadis. Ve kitaplar, dini kitaplar. Sonra sen bir kainattan bahseden kitaplar. Kainattan bahsediyor. Bu kainattan bahseden o kadar sınırlı ki. Zerreden değdiğin dibinden sezadan. Ya, kainatı harlaş pamur gibi atıyor. Ama din dersleri tamam. Kalıplaşmış kitaplar. Yani öyle şey böyle yani. Şu ayırmış yani din dersleri. İlahiyat dersleri tamam bu kadar. Mesela Ali Müslüman'daki profesörlerin çoğu hep alimdir İslam alimi ama aynı zamanda da ya doktor ya fizikçi olabilir yani. Onlar biraz Arapça asıl olduğu için İslam kültürünü tam almışlar yani. Şimdi bu zatlar bulur kitaplarınızı okudukları zaman bakıyorlar. Ya ne bu? Hani sütbinden, imandan bahsedecekti. Bu diğer bütün fakültelerdeki kitapların meselelerini de içine alarak kainat şumur bahsederek yine din dersini veriyor. İman dersi veriyor. Peki nedir bu ya? Esra-ı-Sra'dan bahsediyor. Allah'ın isimleri hem Kur'an-ı Kerim ayetleri hem de Esra-ı-Sra. İşte diyor ya şiir, şimdi tezdeki o sildemalarım da şu ayetin müknesiyle İsmi adın bir cilvet bir bana göründü. Bu ayetin müddetiyle İsmi Hakem'in şeyi bana göründü. Bakıyor ya, hem ayet hakikatleri hem ismi hakikatleri kainatlar demiş yani. Biz zaten din olarak, İslamiyet ve Kur'an olarak zaten tekrar etmiş. Yani diyeceğim, Allah. Bu öyle bir din kitabı, öyle bir iman kitabı ki kainat ilimlerinin esasını içine alıyor. İşte bundan hani bildiler şok öyle diyorlar ya. Öyle şok yani. Hani şok diyor. Hayretinden bağırmağını sürmüşler diyor. Böyle yani. Risale-i okuyunca hayretinden bağırmağını sürüyorlar ya. Bak şimdi biraz okuyacağız. Ne şok bağırmağını. Evet, bana. Hem madem biz gözümüzle görüyoruz, öyle şeyi hatırlı var demek değil bir hafiz yetmeler ki. Hafiziyet yani muhafız edilmek.
Mesela rezzabiyet hakikati. Nedir rezzabiyet? Söyleyeyim. Rızık veriyor yani. Zaten hakikat bu. Her şeyi rızkını veriyor. Bu bir hakikattir rezzabiyet. Rızıklanmak. Kerimiyet sokalı. Kerimiyet dediğin İkram-ı İlahi'nin. Mesela adiliyet. Hakimiyet hikmetli. Rahimiyet sefak ilahi. Bu da bir ziyaret. Habizler arkadaşlar. Hem burada ayet var hem Bismillahidir. Hem madem biz gözümüzde görüyoruz öyle hatırı vazemetli bir habizliğe hükmeder ki nihayet her şey. Bak kendine tabir edin. Nihayet diyor artık. Şey tamam diyor. Ben de var diyor. Zihayat her şeyin derhal seni, çok suretlerini ve gördüğü fıtri vazifesinin defterini ve esma-i ilahiyye aklayıcı lisan-ı haline tesbihata dair sayısı amalibi misali levhalarda ve çekirdeklerinde ve tohumcuklarında ve lev-i mavuzun dümuneciklerinden bu vay hafızalarında birazın döndüğü yerdi ki o sultan. Ve nevri mahfuzun ve biraz insanın dimağında yüpekli ve küçük itibarış olan kuvvet hafızasında ve şair maddi ve manevi indikat aynalarında kaydeder, yazdırır, zaptederek mahfuza atılır. Neyi? İyi hayat her şeyin ve hatır çok suretlerini bunları yazdırır, zaptederek mavuzda altınanır. Sonra mevsimi geldikçe bütün onarları yazıları maddi bir tarzda gözümüze gösterip milyonlarla misaller ve deliller ve nimuneler kuvvetiyle bir yüzer subu nücret ayetindeki en azıcık bir hakkın hasiyeyi yani bu. Kudretin bir şey olan her bahar kendisi yekberinde milyarlar değil de kainata ilan eder. Bütün bunlarla bu ayetteki en azıcık bir hakkın hasiyeyi. Ne acaba o? Biliyorsun. Sözlerimiz. Orucun üzerinde görün derinde. Kim var ya? Mesela İlef-i Hukumlu Şehir kelimesiyle ifade eder ki haşirde herkesin bütün amali bir sahibi içinde yazılı olarak meşrediliyor. Bu ayetin ne şey bu? Mesela diyorum işte bu şey bir en açık bir hakkı şey budur yani. Ne demek bir şey? Herkesin amali, söyle. Herkesin bütün amali bir sahife içinde yazılı olarak neşrediliyor. Bunu söyledim. Peki o kardeş kavramı bilebilir. Güzel sunmuşlar. Güzel deyim ben. İzâ şemsü küvvirat ve izâ nücûmü kederat ve izâ cibâru suyirat ve izâ neşâru ukturat ve izâ nuhuşu kuşrat ve izâ nüfusu zürvücet ve izâ merûdü su. وَإِذَا الصَّنْفُنُ شُرَدْ وَإِذَا الْمَرْضُودَ السُّوِيَتْ بِأَيِّ ذَنْبِيَنْ قُتِلَتْ İnşallah. Şimdi bu ne? Öğrenler. Ayet diye bırak. Güneş öldüğü zaman, denizler kaynadığı zaman, yıldızı zaman, bir şey bundan neşe olduğu zaman diyor. İşte o zaman ne diyor? Her nefis bilecek ki kendini de hatırlanmış. Nefsi ne? Şimdi o mühendisliğe bakacağım şöyle yerlerden. En bir şeyle. Güzel sen bir gün böyle alim etmesin maaftara. O yüzden bütün şimdi güzel çekildiğimizde ama benim arkadaş neşedildiğimizde bunun yüzden bir gram kes oldukları sonra hangi gün alırım sonra abi her nefis niye hazırladı onun için ne hazırlandı bir nefis. Şimdi burada işte burada yani o şeyde geçiyor. Sayben neşe olduğu zaman diyor. Bizim tefsirlerimizde de ne diyor böyle herkesin amali hocam
Mesela İzzet Suhuf'un Nuşiret kelimesiyle ifade eder ki, haşirde herkesin bütün amali bir sahibi içinde yazılı olarak neşrediliyor. Şu mesele kendi kendine çok acip olduğundan akıl ona yol bulamaz. Fakat surenin işaret ettiği gibi, haşr-ı bahariyle başka noktaların nazilesi olduğu gibi, şu neşr-ı suhuf nazilesi pek zahirdir. Allah Allah. Çünkü bahar diyor, bahar haşrında başka şeylerin benzerleri, onun bir misalleri var. Bu izah sözü, bunun da bir misalleri var. Nedir ki orası mı? Fakat surenin işaret ettiği gibi, haşr-ı bahariyle başka noktaların nazilesi olduğu gibi, şu neşr-ı suhuf nazilesi pek zahirdir. Çünkü her meyveler ağaç ve çiçekli bir otun da amelleri var, sigilleri var, vazifeleri var. Esma-i İlahiyeyi ne şekilde göstererek tesbihat etmiş ise ubudiyetleri var. İşte onun bütün bu amelleri, tarihi hayatlarıyla beraber umum çekirdeklerinde, tohumcuklarında yazılıp, başka bir baharda, başka bir zeminde çıkar. Gösterdiği şekil ve suret lisanıyla, gayet fasih bir surette analarının ve asıllarının amalini zikrettiği gibi dal, budak, yaprak, çiçek ve meyveleriyle sahife-i amalini neşreder. İşte gözümüzün önünde bu hakimane, hafizane, müdebbirane, mürebbiyane, latifane şu işi yapan odur ki der ile sohum konuşurlar. Şimdi burada kardeşler, sayı da ya sonra mevsimi geldikçe bütün o manevi yazıları maddi bir tanrı gözüyle gösterir. Milyonlarla misaller, deliller ve nimuneler kuvvetiyle illa sunuşer ayetindeki efendik bir hakkın harfiyeyi herkesi havali sayısına çalır. Onu kudretin bir şey olan her bahar. Tabir akadet yani sen şimdi okuyacak kadar gülmeyi kelimeye şey diyor. Şu tabire, şu köşkeye bakın. Kudretin bir şeyi olan bahar bahar. Hani bir çekmeye gittin de buraya. Bahar bak. Şu farklı şeyler bir çekildi buraya. Kudret deyince her bahar onun bir şeyidir. Ne kudret? Kudret. Kudretin bir şeyi olan her bahar. Gelmiş çiçek ekberinde milyarlar biline kainata ilan eder. Ve başta dev insan olarak ve başta dev insan olarak bütün nihayatlar ve bütün eşya fenaya düşmek ve adeta sukut etmek bir çiçekte mahvolmak ve başta dev beşer olarak nihayatlar idam edilmek için yaratılmamışlar. Neyi yaptırmışlar? Belki vekayet tanakkiyle ve devamlar taşaklığıyla ve sendediği vazifeye istidadıyla girmek için hak bulunduklarını gayet kuvvet ispat eder. Sendediği vazife. Sendediği vazife. Bir de çünkü öyle. Ya arkadaşlar bir insan bağırlar şimdi temas erdi. Bari incelemesi bir vakte değil miydi? Söyleyin. O kokuları alıp onları şekler bakma değil miydi? Onları mutala etmek vakte değil miydi? Ayrıca. İlahi bütün düğünleri öyleyse yarın diyor kürü at kadar bir sahayı temaşa etmek. Ondaki Allah'ın esmalarını yakinen mutala etmek. O bahardaki rengarenk çiçekleri, o cennetin böyle sayısız, göğüsler dallarındaki o acil böyle kuşların o seslerini, telendirlerini işitip onları böyle Allah'ın esbatı şeyidir diye anlamak, renklik bazı değil midir? Kuşlu sermediği vazifeye ona hazırlanıyor bir insan. Öyle ya, serp diyor ya, ne diyor ya burada? Şeyi bellemadır. Ne diyor hocam? Ben de ders alıyorum. Şeyi bellemadır. Ne yapayım? Ne yapayım?
dedi ki yani bunu yapma. Bir mizahdan ehliyet rüsar. Rivayette gelmiş ki cennette bir adama 500 senelik bir cennet verilir. Bu hakikat akl-ı dünyeviyenin havsarasında nasıl gelmiş? Acaba nasıl ki bu dünyada herkesin dünya kadar hususi muvakkat bir dünyası var. Ve o dünyanın dili onun hayatıdır. Ve zahiri ve batılı duygularıyla o dünyasından istifade eder. Güneş bir lambam, yıldızlar bunlarındır der. Başka malumat ve zirunların bulunması o adamın malikiyetine bari olmadıkları gibi bilakis onun huzur dünyasını şenlendiriyorlar. Ziynetlendiriyorlar. Dışlarınız böyle bu manayı bir sözü yere meslemi gelsinler. Şöyle izah diyorlar. Mesela sen dünyayı yalnız sersin. Böyle yalnız sarmazsın, yalnız sarmazsın. Yalnız dünyada olan başka bir şey yok. Çizdik daha başına. Bak iman şurada var. Gel ey beni bıraktın. Bütün bunlar harbeler var. Sen bana dünyayı bak. Bana bir şekilde yaptın. Bilgeyi yaptın bana. Güneşi bana lamba yaptın. Öyle değil mi? Yani o insan güneşlik çöken de var. O da ısınıyor yani. Güneş yapış alıyor, ısınıyor. Bana bir lamba, soba yaktın bana sen bu. Ey Rabbim bu güneşi. Bak bu dağlar beni bağlar. Bunlar da benim şeyler geldi. Öyle demez mi? İstibar etmeleri dünyada öyle şöyle. Tek başladı dünyada. Peki dedi, başkalarının bulunması bu nimetini noksanlaştırıyor mu? Tahsip ediyor, görüyor mu yani? Yok, daha çok ziynetlendiriyor. Bak akrabalı, dostlar var, ısımlar. Böyle hep onlar, o zaman nimet daha çok artıyor. Yani başka bunları yapmak şey, görüyor mu yani? Kınar bir misal yani. Bak onu diyor. Nasıl ki bu dünyada herkesin dünyanın kimse ve vakat bir dünyası var. O dünyanın direği onun hayatıdır. Ve zahiri ve batıni duygularıyla o dünyasından istifade eder. Güneş bir lambam, yıldızlar bunlarındır der. Başka mağlubat ve zirvalar bulunması o adamın maliketine mani olmadıkları gibi bir akir. O hususi dünyasını şerlendiriyorlar, ziynetlendiriyorlar. Aynen öyle de. Rabbinler derdi yüksek. Her bir mümin için binler kasır mühürüne itibaren as bahçesinden başka umumi cennetten 500 sene girişliğinde birer hususi cennet var. Derecesine, derece nispetinde İntişaf eden siyah duyguları atlamış etkilerdi İbrahim. Fakat binler derece yüksek, her bir mümin için binler katır ve huriler istila eden at bahçesinden başka umumi cennetten 500 sene genişliğinde birer hususi cenneti vardır. Derecesi nispetinde inşaat eden hissiyatıyla, duygularıyla cennete ve ebediyete layık bir surette istifade eder. Başkaların iştiraki onun malikiyetine ve istifadesine noksan vermedikleri gibi kuvvet verirler. Ve hususi ve geniş cennetini ziynetlendiriyorlar. Evet, bu dünyada bir adam bir saatlik bir bahçeden ve bir günlük bir seyrengâhtan ve bir aylık bir memleketten ve bir senelik bir meselegâhta seyahatinden ağzıyla, kulağıyla, gözüyle, zevkiyle, zayıkasıyla, sahil duygularıyla istifade ettiği gibi aynen öyle de. Fakat bir saatlik bir bahçeden ancak istifade eden bu fani memleketteki kuvve-i şahane ve kuvve-i zayika o baki memlekette bir senelik bahçeden aynı istifadeyi eder. Ve burada bir senelik meşgaleyattan ancak istifade edebilen bir kuvve-i batıra ve kuvve-i samia orada 500 senelik meselecahındaki seyahatten o haşmetli
baştan başa ziynetli memlekete layık bir tarzda istifade eder. Her mümin derecesine ve bu dünyada kazandığı sevaplar, haseneler nispetinde imbisat ve inşaf eden duygularıyla zevk alır, tereddüt eder, müstefid olur. Evet, İlhan. Evet. Bu değerler şeyden karşısında sermeliği var bir tane. Ben kök şuuru verdim yani. Dünyada da ölür bir şeydir. Evet. Ne başta bitiyor. Ne başta nevi insan olarak bütün din hayatlar, bütün eşya, felaya düşmek ve Adem'e sukut etmek, yiğitlikle mahvolmak, ne başta nevi insan olarak din hayatlar, iyi davet edilmek için yazılmamışlar. Belki bekaya tepkiyle ve devamı tasaddiğiyle ve sermediği vazifeye istidada girmek için hak olunduklarını gayet kuvvetli ispat edermiş. Evet, her bahane müşahede ediyoruz ki yüz mevsimi diyaretinde mübarek elhasrı da batar. Ya Allah, diyemez şiirleri, haşir meşir, yani o da almış Allah'ınla bir yere gelmez yani, hep inanmışlar yani. Üstad izahını da nitelemek de güzel bir zamanlar yani. Çünkü üstad da sanki çocuk oyuncu, elini böyle sallamak gibi, onu da yakininde yansın. Ne diyor? Evet, her bağırda müşahede ediyoruz ki, yüz mevsimi kıyametinde. Diyor ya, yevmi hafşetler var. Yevmi hafşetler var. Gece yatarsın, ölürsün, sabah dinlirsin gibi yani. O da yevmi hafşetler. Senevi hacir, biz ben şimdi işte ölüyorum hemen, bağırı değil ki yani. Bir de aksi hasırlar var. Yüz mevsimi kıyametinde, mesela hasırı ne varsa, bağır hasimler bir ağaç, her bir kök, her bir çekirdek, her bir tohum. Birden uçur uçur aydın oluyor, bir mağarasını, bir perdini kendi diliyle gençlik senelerde gördüğü vazifesini müstendeliğiyle tefsir ederek onun ve hafiziyete şehadet eder. En rahatlıkla zor düşüyor. Vel evvel vel ahir vel zahir vel batın ayetindeki dört bazen hakikatları her şeyde gösterip hafiziyeti azami derecede ve haşrı bahar kolaylığında ve katiliyetinde bizlere ders verir. Yeniden. Ecmel olur. Vel evvel vel ahir vel zahir vel batın. Arkadaşlar bu yüzün Allah ısrarı tarafından. Dörtlük için yani. Hani el evvel. Allah hem evveldir, hem ahirdir, hem zahirdir, hem batın. Ne diyor Tanrı bu? Vel evveli. Vel evvel vel ahir vel zahir vel batın ayetindeki dört muazzam hakikatları. Bunda dört muazzam ısrarı ama dört muazzam hakikatler var. Bu hakikatleri her şeyi de gösterip, her şeyi de gösterip, Hazretleri bu, Allah'ın düşünlerinin hakikatleri var, onu her şeyi de gösteriyor. Buyurun hani, buyurun, muhalif dikkatin yani, buyurun böyle hayat bulunmuyor ha. Nur'a değil mi evliyaullah, en nur'a evliya, bu hakikate ulaşabilmişler yani. Ya, etrafı sağlı bu, bu isimlerin hakikatlerini her şeyi de göstermek. Bunu kim gönderiyor? Bakti mamalara görmüş. Bazı geylani kanatlar diyor. Belki mama bizleri görmüş. Hazreti Mevlana. Yunuslarının yani bunları. İlahi. Yunus evre böyle zerk ederek şey etmiş. İşte burada ilmi o da hem görür hem bize gösterir. Onun için hani ben rica ederim ya. Evet buyurun. Yeniden yeniden. Vel evvel vel ahir vel zahir vel batın ayetindeki dört muazzam hakikatları her şeyde gösterir. Hafiziyeti azami derecede ve aşırı bahar kolaylığında ve katiyetinden bizlere ders verir. Evet, bu dört ismin cilveleri en cüziden en külliye kadar cereyan ederler. Mesela nasıl ki bu ağacın menşei olan bir çekirdek el evvel ismine mazhariyetle o ağacın gayet mükemmel programını ve icadının noktasız cihazatını
ve teşekkülünün bütün şeraitini camiye bir kusucuktur ki hafiziyetinin azametini ispat eder. Vel-Afir ismine mazhar olan meyvesi ise çekirdekleriyle o ağacın işlediği bütün fıtri vazifelerinin fi listesini ve amellerinin listesini ve hayat-ı saniyesinin düsturlarını ihtiva eden bir sandıkçadır ki azami derecede hafiziyete şehadet eder. Ne diyor? Hayat-ı saniyesindir. Şimdi tam meyvesi sibari. Bu yüzden meyvesi. Şimdi çekirdek çekirdekler yine bir ağaçlar var anlamış. İkinci bir hayat saniyesi. Bu gün isterse o kek o çekirdeğin o ağacın ikinci bir hayat-ı saniyesi. Hani bazı evlatını gibi yani devam ediyor ya çekirdek. Vel-Afir ismine mazhar olan meyvesi ise çekirdekleriyle o ağacın işlediği bütün fıtri vazifelerinin fiil listesini ve amellerinin listesini ve hayat-ı saniyetinin cüzdürlerini ihtiva eden bir sandıkçadır ki azami derecede hafiziyete şehadet eder. Ve zahir ismine mazhar olan o ağacın sureti cismaniyeti ise öyle tenasüklü ve sanatlı ve süslü bir hulle, bir libas ve ayrı ayrı nakışlar ve ziynetler ve yaldızlı nişanlarıyla tezyin edilmiş güya 70 renkli bir huri elbisesidir ki hafiziyet içinde azameti kudret ve kemal-i hikmet ve cemal-i rahmeti gözlere gösterir. Velbat'ın ismine aile olan bu ağacın içindeki makinesi ise öyle muntazam ve mükemmel ve mucizatlı bir fabrika, bir tezgah, bir kimyahane ve hiçbir dalı ve meyveyi ve yapları gıdasız bırakmayan mizanlı bir kazanı ezberdir ki hafiziyet içinde kemal-i kudret ve adalet ve cemal-i rahmet ve hikmeti güneş gibi ispat eder. Aynen öyle de küre-i arz, senevi mevsimler cihetinde bir ağaçtır. Şimdi o ağaçtan geçti, küre-i arz bir ağaç. İman ettin ya. Ne bu iman dersin ya? Kainat dersin. Niye bu kardeş dersin? Şimdi neden biliyor musun arkadaşlar? Kainat da Kur'an'dır diyor. Bir Mustafa Şerif var, Kelamullah. Allah kelamı, bu kainat da bütün zaman mekanlar da kudret çıkarılır diyor. Kelam da Allah şımadı da senin kelam, peki kelam sizi kudret de. Kâr da irade kudret çıkmak diyor yani. Oğlu kapsın. Zaten Kur'an'da ne yazdı bahsediyor? Hemen kainattan deliller. İzalarla onun tefsirini yapıyor. İşte bu aslında efkarını hayretle bırakan budur. Hazretler biliyorsun ben, güzel dedim yani. O kız hani şu oya, şaka oluyorlar yani. Diyorlar ki bu müsbedir efendim, ilim. Örümcek kafalılar diyorsa dünyayı düz diyorlar vesaire. Mesela böyle diyorlar, örümcek kafalılar. İlim sen hemen de diyor, biz münevver, o da öyleydi. Üniversitelerin de münevver tabada. Değil de böyle bir örümcek kafalılar, böyle bir yer. Dünyayı düz yani, örümcek gibi yani, ben fazla şey ama. Birden, şuradan, ben ilimlerin de kadını ortaya atarak, iman işler, böyle derler. Bu işte arkadaşlar, nedir bu? Bu Kur'an çizmiş. Kur'an ben de yaşadım diyor. Kur'an ne yamadılar, bahidir çünkü. Biz hangi kitabın hükmündeyiz bu zamanda? Yine söyleyin. Kur'an. Hangi peygamberin şeyindeyiz söyleyin. Vallahi onun kadar işte bu. Öyle bir dildi, öyle İslam dini ki, öyle Kur'an ki işte bu aslında bütün ulum ve künunun içine alarak iman dersi veriyor. Diyor ya Kur'an'ı istiyorum ya sen onu da aldım diyor. Benim değil, ben ancak tercüman diyor yani. Mesela burada buyurun. Küre-i arz senevi mevsim nefiyetinde bir ağaçtır. İsmi evvel cilvesiyle güz mevsiminde hafiziyete emanet edilen bütün tohumlar ve çekirdekler, bahar çarşafını giyen zemin yüzünün millete dar, budak ve meyve veren ve çiçek açan ağacının teşkilatına dair ilahi emirlerin mecmuacıkları ve kaderden gelen düsturların listeleri ve geçen yazın işlediği vazifelerin küçücük sayısı amelleri ve defteri lidematıdır ki bir belaha bir hafiz-i zülcelal ve ikramın hadsiz kudret, adalet, hikmet, rahmet ile iş gördüğünü gösteriyor. Ve senevi zemin ağacının ahiriyle ikinci güzde o ağacın gördüğü bütün vazifelerini
ve Esma-i İlahiye karşı ettiği bütün fıtri tesbihatlarını ve gelecek bahar haşrinde neşir olabilen bütün sahih-i amellerini zerrecik ve küçücük kutucukların içine koyup Hafiz-i Zülcelal'in destli hikmetine teslim eder. Ulan ahir ismini hadsiz dillerle kainat yüzünde okur. Ve bu ağacın zahiri ise haşrin 300 bin misallerini ve emarelerini gösteren 300 bin külliye ve çeşit çeşit çiçekler açıp hadsiz rahmaniyet ve rezakiyet ve raminiyet ve kerimiyet sofralarını sererek ziya hayatlara ziyafetler vermekle ve zahir ismini meyveleri, çiçekleri, tağımları sayısınca lisanlarıyla zikleri mesul sena eder. Ve bu ağacın zahiri ise haşrin 300 bin misallerini ve emarelerini gösteren 300 bin külliye ve çeşit çeşit çiçekler açıp hadsiz rahmaniyet ve rezakiyet ve rahimiyet ve kerimiyet sofralarını sererek bütün külaziye akir, külaz yapar. Külaz dünya sıfatındaki rahmaniyet sofraları, kerimiyet sofraları değil, merdan ediyor. Rezakiyet ve külaz. Ne iyi bu? Arkadaşlar Hasan Bey'in yavrindiri külazları. Kainat dolusu malumat veriyor. Denizler dolusu malumat veriyor. Bak buyurun. Birden açılıyor. Rahmaniyet bir baktı. Allah Allah. Rahimiyet, Selimiyet, Rezzaviyet. Ne bu kardeşler? Ya söyle ya. Bak tabii. Ben yani şey söyleyeyim bunlar. Şükür hem de. Bizim de 55 sene olmuşuz kalpten de. Okuyoruz ya. Ama çok uzun bir yerde yaramaz geçmiş. Bazı böyle kardeşler, bazı böyle kardeşler. Bakın bu hocalar, bu görevler. Bir şeyde bazı bu manalı şey görmekler yani. Ama herkes onun sesi var. Bununla beraber ben de bakıyorum. Bakıyorum, biliyorum. Ya bu herkes bunu anlamam ama nasıl yani? O bir tezmaratullah büyük bir noktayiyettir yani. Ama iman en mühimidir. Tadbir yani, ilerleri başlarında anayışın bir dil acayip. Yani ahir zamanda işler kadınların dinine sahip olsun. Bakın o şarap, kemiz, o kadın dini var. Bunlardan sorsa bir şey bilmez. Ama öyle bir kafiyet imanı şeyden kaydı var ki. Yani Allah işte, o da sahip olur, o da sahip olur. Yani aile fıtri iman hakikaten şey. Tabi onun için Cenab-ı Hak böyle iman şeymiş yani. Mesela hiç bunları bilmeyen, şeye tanımayan, anlamayan bir iman sapmadı yani. Elhamdülillah yani. Hani, İmanı esaslanmış yani imanı. Ama bunlar tabii asırda 60 kilometre verdiği için okullarda, mekteplerde çok şükürler, şey, kitaplar, konuşmalar, basınlar, fikirler alemde. Onun için bu delilleri, mücadelerle okumaya bilmeye mecburuz. Ve bağlıydı, o ne bilir yani? O var yani. Neden? Sayılmaz yerleri var ya, ben inanıyorum, tamam var. Onun için neden? Yani akıldan var, ne derslikle açılıyor. Yani üstad diyor ki ben nefsim ıslah ettim diyor. Şeytanım diyor, eğlenmekler dedi. Olmadı. Mesela teslim olmandır ama kendinizi kral etti gitti. Eğlenmekler demiş. Nereye kaçayım? Nereye itiraf edeyim demiş. Bu deliller karşısında inanmıyorum ama sana teslim olmuyorum dedi ama kaçtı gitti diyor. O kadar. Peygamberimizin sözlerine sorulmuş. Batıslar nefsi Müslüman olmadı. Bazı dedi şey, şeytanın eğlenme ferdi. Ben dinledim ve bir yere var. Ben dedi. Hem de konuşmadım. Çünkü ondan lazım. Bize de var bir durumda şey veriyorum. İnananlar zaten. Çünkü burada bak. İyi bir şey değil midir? Söyleyin Allah aşkına. Herhalde de ben de bak var. En yukarı. 10, 100, 1000, 10 bin. Arkadaşlar. Kelamullah olmak zorunda. Kudret kitabını okumak da olur kulaktır. Ne demek ya? Yüz, tefekkür saatin hayvandayım. Yani bir saat tefekkür söyleyin. Ben dahil. Bu da var dahil bunlar. Ne bu ağzına da sıcakmış. Evet bu dersler de tefekkür saat hayrın ve ibadet edin. Hadis-i Şerif Peygamber'in için. Bu da ona dair. Buyurun. Ve bu ağacın zahiri ise
haşrin 300 bin misan derenine emanelerini gösteren, 300 bin külliye ve çeşit çeşit çiçekler açıp, hadsiz rahmaniyet ve rezzafiyet ve rahimiyet ve kerimiyet sofralarını sererek, hayatlara ziyafetler vermekle, ve zahir ismini meyveleri, çiçekleri, taalları sayısınca lisanlarıyla zikredip mesul sena eder, gündüz gibi ve izzet suhufunu şiraf hakikatını gösterir. Bu haşmetli ağacın batını ise, hadsiz ve hesaba gelmez muntazam makineleri ve mizanlı fabrikaları, yani külüya, kemali dikkat ve intizamla işlettiren öyle bir kazan ve tezgahtır ki, bir dirhemden bin basman sahamları pişirir, açlara yetiştirir. Ve öyle bir mizan ve dikkatle işler ki, zerre kadar tesadüfün karışmasına bir yer bırakmıyor. Hüven Batın ismini zeminin iç yüzüyle, yüz bin diliyle tesbih eden bazı melaike gibi, yüz bin tarzlarda ilan edip ispat eder. Hem arz, senevi hayatı haysiyetiyle bir ağaç oldu ve o dört isim içinde hafizliyeti ve onunla haşir kapısına bir anahtar yaptığı gibi, aynen öyle de dedi ve dünya hayatı cihetiyle yine meyveleri ahiret pazarına gönderilen bir muntazam ağaçtır. Ya şimdi ağacı müşerleri dört müslahın değil mi? Velevlerlerin. Sonra küreal dedi. Bir ağaçtır. Şimdi de dünya yaratıldığından ne kadar onu haşir yanına verecek. Ne diyor? Hem arz, senevi hayatı haysiyetiyle bir ağaç oldu ve o dört isim içinde hafiziyeti ve onunla haşir kapısına bir anahtar yaptığı gibi, aynen öyle de zehri ve dünya hayatı cihetiyle yine meyveleri ahiret pazarına gönderilen bir muntazam ağaçtır. Ve o dört isme öyle bir mazhar, bir ayna ve ahirete giden bir yol açar ki, genişliğini ihataya ve tabiri aklımız kafi gelmiyor. Yalnız bu kadar deriz. Nasıl ki bir saatin saniyeleri ve dakikaları ve saatleri ve günleri sayan haftalık saatin milleri birbirine benzer, birbirini ispat eder. Saniyelerin hareketini gören, sayet şartların hareketini tasdik etmeye mecbur olur. Aynen öyle de, semavat ve arzın hariki zülcelalinin bir saat ekber olan bu dünyanın saniyelerini sayan günler ve dakikalarını hesap eden seneler ve saatlerini gösteren asırlar ve günlerini bildiren devirler birbirine benzer, birbirini ispat eder. Ve bu gecenin sabahı ve bu kışın baharı tabiyetinde fani dünyanın karanlıklı kışının baki bir baharı ve sermediği bir sabahı geleceğini hadsiz emanelerle haber verir diye Hafiz ismiyle Hüvel evveli vel afiru vel sahiru vel batın isimleri biz Halikamızdan sorduğumuz haşir meselesine meşgul hakikatle cevap veriyorlar. Onlar nasıl diyeyim yani şimdi? Bir başlık aldı. Üç yere. Hem madem gözümüzde görüyoruz ve aklımızda anlıyoruz ki insan şu kainat ağacının en son ve en cemiyetli meyvesi. Bu ben bir insan neymiş? Bak biz neymişiz? Hem madem gözümüzde görüyoruz ve aklımızda anlıyoruz ki insan şu kainat ağacının en son ve en cemiyetli meyvesi ve hakikat-ı Muhammed-i Aleyhisselatü Vesselam cihetiyle çekirdek aslisi ve kainat Kur'an'ın ayet-i kübrası ve ism-i azamı taşıyan ayet-i kürsisi ve kainat sarayının en mükerrem misafiri ve o saraydaki sahil sekenelerde tasarrufa mezun en faal memuru. Ve kainat sarayının en mükerrem misafiri ve o saraydaki sahil sekenelerde tasarrufa mezun en faal memuru ve kainat şehrinin zemin mahallesinin bahçesinde ve tarlasında varidat ve safiyatına ve zerve ekilmesine nezarete memur ve yüzer fenler ve binler sanatlarla teşhis edilmiş en gürültülü ve mesuliyetli nazırı ve kainat ülkesinin arz memleketinde padişah ezelle ebedin gayet dikkat altında bir müfettişi, bir nevi halife-i arzı
ve cüz'i ve külli harekatı kaydedilen bir mutasarrıfı ve sema ve arz ve cibarın kaldırmasından çekindikleri emanet kızrayı omzuna alan ve önüne iki acık yol açılan bir yolda bir hayatın en bezbahtı ve diğerinde en bahtiyarı, çok geniş bir ubudiyetle mükellef bir abd-i külli ve kâinat sultanının ism-i azamına mazhar ve bütün esmasına encami bir ayeti ve hitabat sübhaniyetine ve konuşmalarına en anlayışlı bir muhatap hattı ve kainatın zihayatları içinde en ziyade ihtiyaçlısı ve hadsiz fakriyle ve acziyle beraber hadsiz maksatları ve arzuları ve nihayetsiz düşmanları ve ona insan zararlı şeyleri bulunan bir biçare bir hayatı ve istidatta en zengini ve lezzet hayatiyetinde en müteellimi ve lezzetleri dehşetli elemlerle arude ve bekaya en ziyade müstahat ve muhtar ve en çok layık ve müstahat ve devamı ve saadet ebedi hassiz dualarla isteyen ve yalvaran ve bütün dünya lezzetleri ona verirse onun bekaya karşı arzusunu tatmin etmeyen ve ona insanlardan zatı terestiş derecesinde seven ve sevdiren ve sevilen çok harika bir mucize-i kudret-i samadaniye ve bir acube-i hilkat ve kainat içine alan ve ebede gitmek için yaratıldığına bütün cihazat insaniyeti şahit eden böyle 20 külli hakikatler ile Cenab-ı Hakk'ın hak ismine bağlanan ve en küçük bir hayatın en cüz'i ihtiyacını gören ve niyazını işiten ve fiilen cevap veren Hafiz-i Zülcelal'in Hafiz ismiyle mütemadiyen amelleri kaydedilen ve kainatı alakadar ederek efalleri o ismin katibin ikramlarıyla yazılan ve her şeyden ziyade o ismin nazarına, nazar dikkatine namaz farz olan bu insanlar elbette ve elbette ve herhalde ve hiçbir şüphe getirmez ki bu 20 hakikatin hükmüyle insanlar için bir haşir ve neşir olacak. Ve hak ismiyle evlerki hizmetlerin mükafatını ve kusuratının mücazatını çekecek. Ve Hafiz ismiyle cüz'i külli kayda altına aranan her amelinden muhasebe ve sorguya çekilecek. Ve dar-ı bekada saadet-i ebediye ziyafet cahının ve şekaveti daimi hastanesinin kapıları açılacak. Ve bu alemde çok tarifelere ve kumandanlık yapan ve karışan ve bazen karıştıran bir zabit toprağa girip her amelinden sual olunmamak ve uyandırılmamak üzere yatıp saklanmayacaktır. Yoksa sineğin sesini işitip hakkı hayatını vermekle fiilen cevap verdiği halde gök gürültüsü kuvvetinde bekaya ait hadsiz hukuku insaniyenin mezkûr 20 hakikatlar insanlarıyla edilen ve arşı ve ferşi çınlatan dualarını işitmemek ve o hadsiz hukuku zayi etmez ve sinek kanadının intizam işaretiyle sinek kanadı kadar ispat etmeyen bir hikmet bütün o hakikatların bağlandıkları insani istidadatı ve ebede uzanan emelleri ve arzuları ve o istidat rahatları besleyen kainatın pek çok rahatalarını ve hakikatlarını bütün israf etmez, öyle bir haksızlıktır ve imkan haricinde ve zalimane bir çirkinliktir ki Hak ve Hafiz ve Hakim ve Cemil ve Rahim isimlerine şehadet eden bütün mevcudan onu reddeder. Yüz derece muhal ve bin vecinde mümteridir derler. İşte biz tarifimizde Hakk'a dair sorduğumuz suale Hak, Hafiz, Hakim, Cemil, Rahim isimler cevap verip derler. Biz hak ve hakikat olduğumuz gibi ve hem bize şehadet eden mevcudatın tahakkuk içindir, haşir haktır ya ve muhakkaktır. Allahümme cenab-ı Hem madem daha yazacaktım, fakat güneş gibi malum olmasından kısa kestim. Allah'a emanet olun. Bismillahirrahmanirrahim.
Bak iki sayma da bu kadar. Yani herkes durur önünden. Her şey böyle kardeş. Ama tabii bunu da böyle yıllar yani yedi tane şart artıklar geç açıldı bazen kısa ya ama tabaklarının en büyük kazı iman için aldı kaç aldı ben o zaman. Öyle aldık ki her türlü kazmalı. İnşallah kabul etsin.